Değerli izleyenler, merhabalar. Bugün bağlarda çapa işlemine başladım. Bağın dibini açmaya başladım şu şekilde. Şu anda Mart ayının ilk haftasındayız. Ben size Manisa Alaşehir Üzümlü Köyü'nden sesleniyorum. Çapayı niçin yapıyoruz? Öncelikle bağın dibindeki yabancı otlardan, şu yabancı otlardan kurtulmak için yapıyoruz. Bu yabancı otlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bağın içini de sürme işlemi yapacağız. Ben 10 gün sonra damlamadan gübre vermeyi planlıyorum. Şu şekilde bağın dibi açıldığında, şöyle size açan kısmını da göstereyim. Bu şekilde bağın dibi açıldığında benim gübrem tam köklerin olduğu yere damlıyor. Bu şekilde bağın ortasında kök olmayan yere gübre gitmemiş oluyor. Ben o yüzden çapamı özenle yapıyorum. Aynı zamanda toprağın dibini çapaladığımızda, yani bağın dibini çapaladığımızda bağın köklerinin hava almasını sağlıyoruz. Aynı zamanda toprağın üzeri kaymak tutmadığı için toprak da nemli kalmış oluyor. Bende şöyle bir çapa makinesi var. Ben traktörün yanındaki çapa makinesiyle yapıyorum. Aynı zamanda bu çapa makinesine burgu makinesi takıyorum. Burgu makinesini şu anda söktüm. Artık çapa ağzını taktım şu şekilde. Kumandası var ikili. İndirmeli, kaldırmalı. Bunu da size göstereceğim şimdi videoda. Ben bununla çapalıyorum. Çapaladığım yerler de şu şekilde. Evet, değerli izleyenler. Çapaladığım yer biraz daha arık gibi oluyor şu şekilde. Şöyle size göstereyim. Burası böyle biraz daha çukur oluyor. 10 santim hemen hemen açılıyor. Bağın dibi bu şekilde 10 santim açıldığında ben damlama hortumlarıyla hem bağı sulama işlemi yapacağım. Sulamanın arkasından da bağa gübre verme çalışması yapacağım. Çünkü bağlara artık su yürümeye başlayacak. Mart ayında artık bağlara su yürüyor. Su yürüme çalışması öncesi, yani su yürümeden önce hem bağımı sulamış olacağım hem de gübremi dibine atmış olacağım. Bağımızın kış işçiliği, yani artık bahar işçiliği oluyor bu. Aslında kış da artık bitirmiş oluyoruz. Mart'a girdik çünkü. Mart'ta ilkbaharın habercisi bir anlamda. Baharın ilk yapılan işlerden bir tanesi bu şekilde bağın dibini çapalamak. Daha öncesinde küreklerle bu çapalama işlemi yapılıyordu. Biz şu anda traktörün yanına takılan çapa makinesiyle yapıyoruz. Tabii bu çapa makinesinin böyle daha modern halleri olanlar var. Yani kumandası sadece sensörlü. Asmaya geldikçe dibinden kayıp giden çapa makineleri var. Ancak bizim bağımıza uygun değil bunlar. Çünkü bizim yaşlı asmamız var şu şekilde. Mesela sensör buraya dokunduğunda şu tarafından geçecek. Yani şu çukurluk kısmından geçecek. Ama benim asmamın kökü burada. Bu asmamın kökünü yolmak zorunda kalabilecek. O yüzden bizim bağlara uygun değil. Aynı zamanda bizim şöyle daldırmalarımız var. Bu daldırmalara da sensör geldiğinde, görmediğinde daldırmalarımız da koparma durumu var. O yüzden biz elle kumanda edilebilen şu çapa makinesiyle bütün işlerimizi yapacağız. Şimdi çalıştırıp bu çapa makinesiyle çapa yapmaya başlayacağım. Değerli izleyenler, benim çapa makinemde şöyle iki tane kol mevcut. Bu aşağıya indirmesini sağlıyor, yukarı kaldırılmasını sağlıyor. Bu da ileri geri çapamı getirmesini sağlıyor. Ben bu şekilde asmalara geldiğinde bu sayede asmalara herhangi bir zarar vermeden, direğe herhangi bir zarar vermeden bu şekilde çapamı yapmış oluyorum.
diyenler, ben çapamı yaparken genelde iki takviye ile gidiyorum. Çünkü normalde daha hızlı gidilebilir. Üç takviye ya da biri atılabilir. Ancak benim yaşlı asmalarımın kökleri toprağın içinde aniden çıkabiliyor. Yani yamuk olarak. Ve yeni diktiğim daldırmalara da biraz dikkat etmek istiyorum. Kopmalarını hiçbir şekilde istemiyorum. O yüzden yavaş olarak yapmayı tercih ediyorum. Bir asmanın olduğunu gördüm. İşte hızlı gidersem bunlar hiçbiri görünmeyip böyle zararlara neden olabiliyor. Ben o yüzden şu anda olabildiğince yavaş gidiyorum. Bu asmaların, özellikle yaşlı asmaların kökü bazen toprağın altında farklı yerlerde çıkabiliyor. Hiç göründüğü gibi olmuyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yılda bir sefer bu şekilde toprağı açıyoruz dibine. Geri kalan zamanlarda toprağı açmıyoruz. Devamlı ya kapatma yapıyoruz ya da bu yabancı otları için ilaçlama yapıyoruz. Bu sayede bunlardan da kurtulmuş oluyoruz. Yazın fazla dibi ellenmiyor çünkü bağın yanma durumu olabiliyor. Bu dibindeki saçma kökleri var. Onları da zarar görmesine sebebiyet verebiliyor. Bak mesela biraz önce bahsettiğim mevzu. Asmanın kökü toprağın bu tarafında çıktı. Değerli izleyenler, bugünlük az bir çapamı yaptım. Yani bugün itibarıyla artık çapa yapmaya başladım. Bundan sonra bütün bağları, çapalarını yapacağım. Çünkü bir işe başladım mı hepsini bitiriyorum. Bugün fazla yapamadım çünkü daldırmanın eksik işleri vardı. Onları tamamladım. Onların dibine kamış dikme çalışması vardı, bağlama çalışmam vardı. Bunları halletmek zorunda kaldım. O yüzden bugünlük çapama başladım. Artık bundan sonra devam edeceğim. Değerli izleyenler, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.